Annem ölünce her şey tadını, her şey adını ve anlamını yitirdi. Sonra yedisi çıktı annemin. Son misafiri de uğurladıktan sonra babam karşımdaki koltuğa oturup, belki de annemi ilk istemeye gittiği gün gibi mahcup, ellerinin parmaklarını birbirine geçirip böyle oturdu, kaldı. Bir ara kafasını kaldırıp bana baktı, bu kez de ben yüzümü çevirdim. Yüzümde öksüzlüğü misafir ediyorken, karısını kaybetmiş bir adamın acısını izleyebilecek yaşta değildi. Annem babama eşim de eşim, ona öyle karım diye çıkıştıkça, babam o meşhur sözü söyler ve gülerdi. Ben dağ gibiyim, sen de başındaki karım. Dağ gibi babam, düze inmiş gibiydi karşımda, 16-17 yaşım. Sabah okul vardı ama annem yoktu ve hiçbir eğitim sistemi annesizliği anlatmıyordu.